Çevreyle dost ürünler kullanın, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakın. Arçelik, geleceği aşkla tasarlar. İstediğim renk. Bu değişimi herkes çok beğenecek. Yenilenmeye hepimizin ihtiyacı var. Üstelik çok da hesaplı oldu. Fırat benden kaçırılmayacak pencere değişim fırsatı. Pencerelerinizi ahşap desenli Fırat benle değiştirin. Tavsiye edilen metretül fiyatı 12.50 TL. Hem de 10 ay vadeli. Pencereler renklensin, evler yenilensin. Fırat ben. Enerji verimli Arçelik bulaşık makineleri şimdi 499 liradan başlayan fiyatlarla. Word'a özel 11 taksitle şimdi alın, 5 ay erteleme fırsatı yakalayın. Kapris Didim Sarayı'nda odanızı seçmek için acele edin. İşte büyük avantaj. 3 yıl öde, 7 yıl kal. 4 yıl öde, 16 yıl kal. 5 yıl öde, 25 yıl kal. Ve ayrıca 3 oda alana 4. oda hediye. Kredi kartına nakit fiyatından 42 ay taksit fırsatını kaçırmayın. Kapris Termal Palace. Türkiye'nin lüksü. Camilerimizin güzelliğine 50 yıl garanti AYK Kütahya Çin'de. Huzurla ibadet edin diye. Doktora danışmadan ilaç kullanılır mı? Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları kullanacaksınız ve tavsiyelerine mutlaka uyacaksınız. Yanlış ilaç kullanarak sağlığınıza zarar vermeyin. İlaç israfında bulunmayın. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan, sözümü iyi dinle. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğradınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin
kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet var. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi bekleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yok. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde hiçbir üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz. Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emrolunur. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olur. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Seccaden kumlar, devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Kapına gelenler, ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Hadice'nin koncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye göçerim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adını alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Natini galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacıdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Konsun yine pervazlara güvercinler. Yuhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Sucuk, sosis ya da salam. Ama mutlaka selam. Hikayelerin yaşandığı ve anlatıldığı zamanlardır yolculuklar. Gurbet Hikayeleri ekibi olarak biz de Avrupa'nın dört bir yanına yaptığımız yolculuklarda acının, maceranın, sevincin, başarının, sabrın, azmin, mutluluğun yaşandığı nice hikayeler dinledik. Bugün de yeni bir hikaye daha dinlemek üzere rotamızı Almanya'nın Nürnberg şehri olarak belirledik. Tarihi bir şehir olan Nürnberg şehrine de yıllar önce işçi olarak gelmiş büyüklerimiz. Bu gurbet ellerde en zor şartlarda çalışmışlar ve kendilerinden sonra gelecek nesillere güzel bir ortam hazırlamak için camiler açmışlar, cemiyetler kurmuşlar.
İkinci nesil olarak adlandırılan vatandaşlarımız da bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmişler. Hem kendi işlerini kurmuşlar, hem de bu cami ve cemiyetleri daha kullanılır hale getirmişler. Bugünkü programımızda 91 yılında Almanya'ya gelen ve işçilikle geçen yılların ardından ticarete atılarak hem iş hayatında hem de sosyal çalışmalarda hayırlı çalışmalar yapan İsmail Satır'ın hayat hikayesini anlatacağız sizlere. İsmail Satır, 1970 yılı Ağustos ayının 16. günü Ordu'nun Ünye ilçesinin Tekkiraz beldesi Küçükgöl köyünde hayat yolculuğuna başlamış. Annesi Makbule Hanım ve babası Fikri Bey'in 7 çocuğunun 4.'sü olan İsmail Satır'la sohbetimize 2001 yılında kaybettiği annesi ve memleketinde yaşamını sürdüren babasını konuşarak başlıyoruz. Kendimizi bildiğimizden beri annemizle büyüdük, annemizin yanında yaşadık. Eğitimimizi mümkün mertebe annemizden almaya çalıştık. Çünkü annem, babam pek evde durmazdı. Çalışır, dışarıda traktörcülük yapardı babam. Pek az görürdük babamızı. Haftada bir kere, bazen ayda bir kere. Tabii bütün eğitimimizi, gelişmemizi annemizin yanında sağladık. Annemden Allah razı olsun bizlere gerçekten o ortamda güzel bir şekilde yetiştirmeye çalıştı. Yetiştirdi de. Ama takdiri ilahi genç yaşta 2001 yılında vefat etti. Allah'tan kendisine kendilerine rahmet diliyoruz. Allah rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Günahlarını affeylesin. Babam kendi işini bırakıp başkasının işine koşan, kendi işini en son yapan, işte rahmetli annem de bu konuda çok muzdaripti zaten. Herkesin mısırı biter, bizimki tarlada kalır, yağmurun altında kalırdı. En son bizimki yapılırdı. Veya fındık patozu en son bizimki yapılırdı. Babam bu konuda gerçekten çok yardımsever bir insan. Cebinde olanı paylaşan, hatta hepsini veren, dağıtan, hiçbir zaman gidip borcunu istemeyen, senin bana şu kadar borcun var talep etmeyen, vatandaşlarımız, komşularımız getirirse kabul eden, iyi bir insandır. Yardım seven bir insan. Kimse hakkında kötü düşünmeyen, kendisinde olanın o mislisine komşusunda olmasını isteyen, yardımsever bir insandır. İsmail Satır'ın çocukluğu, yokluk içinde kendi imkanlarıyla yaptıkları oyuncaklarla oynayarak geçmiş. Uysal ve sakin anneye babaya saygılı, bilhassa abilerine, kardeşlerine çok saygılı bir çocuk olarak yetişti. Ben bir abisine gurur duyuyorum. 5 yaşında ilkokula başlayan İsmail Satır, ilk yıllarını pek hatırlamasa da Küçükgöl İlkokulu'ndaki günlerini ve öğretmenlerini özlemle yad ediyor. 2 sınıflı bir okul. 1-2-3 bir sınıfta, 4-5 bir sınıfta 2 öğretmen tarafından okutulurdu. İlkokul öğretmenim İdris Efil, Efiloğlu. Ondan sonra Artvin'de bir hocamız vardı. 3. sınıf onda okudum. Daha sonra 4. ve 5. sınıfı köyümüzde yetişen hocalarımızla okuduk. Türkan Türboğlu. Yani 1. sınıfı kesinlikle hatırlamıyorum nasıl gittiğimi. Hatta o bir dönemde kaçak gitmişim okula. Abim yanında, heveslenerek onların yanında. Hatırlamıyorum. Tabii 4. 5. sınıfımızı hatırlıyorum gayet güzel. Türkan hocamızla, Türkan Türk hocamızla. Bizleri inanıyorum ki o zamanda, o şartlarda iyi eğitim verdiklerine inanıyorum. Tabii o zamanda saygı, sevgi büyüklere karşı, saygı küçüklere karşı sevgi daha güzeldi. Ben halen de hocalarımı gördüğüm zaman 20 metre, 30 metrede önüme ilikler onlara saygıyla hürmet etmeye çalışırım. Çocukluk zamanımda benzin kuyruğunda olduğumu hatırlıyorum. Yağ kuyruğunda, köyün merkezinde yağ dağıtılırdı, benzin dağıtılırdı. Çocuk olduğum için beni gönderdiler. Ben gittim, o zamanları hatırlıyorum. 1983'e kadar köyümüzde elektrik, telefon yoktu. Özel hükümeti zamanında geldi.
Tabi Özal'ı da burada rahmetli Özal'ı rahmetli anıyoruz. Allah rahmet eylesin. O dönemde geldi. Biz küçük gaz lambalarıyla, el lambasıyla ders yapardık. Karanlık bir ortamda yetiştik. Ama ufkumuz aydınlıktı. Özellikle yaz tatillerinde camilere giderdik. O zaman okul kapanır kapanmaz hemen camide dersler, mektepler başlardı. Hevesle giderdik. Daha Kur'an okumasını başlamadan Arapça yazmaya heveslenir ve Arapça harfler yazar, evin kapılarına yapıştırırdım. Bu konuda meraklıydım küçükten. Tek hedefim ya inşallah bir gün hocaları dinlerken çok özenirdim kürsüde konuşan hocaları. Acaba bir gün ben de konuşabileceğim mi bunlar gibi. Elhamdülillah Rabbim bana bunu nasip etti. 10 yaşında ilkokulu bitiren İsmail Satır, amcaoğlu Mehmet Satır'ın yardımıyla Ünye İmam Hatip Lisesi'ne kaydını yaptırmış. Bir taraftan anne babadan ayrılmanın hüznü, diğer yandan okuyup hoca olmak istemenin heyecanı ile Ünye günleri başlamış İsmail Satır'ın. Tabii İmam Hatip ne olduğunu anımsamıyordu, bilemiyorduk o zaman. Ama bir gün kürsüye çıkmak, özellikle köyün camilerinde ezan okurdum. Hocalar bana okuttururlardı. İşte affedersin hayvan güderken bahçelerde ezan okurduk, türkü çağırırdık. Sesimizi böyle kontrol etmeye çalışırdık. Bu vesileyle de İmam Hatip'e başlamış oldum 1980 yılında. 80-80'li tam 12 Eylül harekatı yeni bitmiş. Bu dönemde başladım. 12 Eylül'ü çok net bir şekilde yaşadım. O helikopterler tabii Ünye, Fatsa o zaman çok meşhur bölgelerdi 12 Eylül'de. Her gün mutlaka 3-5 cenaze olurdu köyümüzde, çevremizde. Özellikle helikopterler kafamızın üzerine geçerdi. O tanklar, Cemse tankları vardı. Onlar işte silah sesleri. Elhamdülillah o günleri rahat bir şekilde hiçbir şeye karışmadan, hiçbir pisliğe bulaşmadan o günü bitirdik ve imamatime böyle başladık. Amcamın oğlu vardı, o dünyada kalıyordu. O da lisede müstahdemdi. Babam beni onun yanına bıraktı sağ olsun. O da onun da çocukları vardı ama biz de idare ettiği yanında kaldık. Onun yanında yetiştik. İlkokulu, İmam Hatip 1. sınıfı. Amcamın oğlunun yanında kaldım. 2. sınıfı öbür oğlunun yanında kaldım. Yani başkalarının yanında kalarak. 3. senemi artık belli yaşa geldikten sonra fark ediyorsun yani. İnsanlara rahatsızlık verdiğini hissediyorsun veya kendin öyle hissediyorsun. Okulda bir imtihan açılmıştı yurt Çamlık bölgesinde. İmam Hatip'ten tek ben girdim ve ben kazandım. Bana o yurta verdiler. O yurtta kaldım. Her gün 1:30 sabah, 1:30 akşam yürüyerek okula gidip gelirdik. Uzaktı, uzak bölgede değil. Otobüse binme şansımız yoktu. Çünkü cep açtığımız yoktu. Okulda sınıfta uyurduk. Derste uyurduk resmen. Hocalarımız sağ olsun biz küçük olduğumuz için bizi işte severlerdi, okşarlardı. Bazen de değişik şekilde okşarlardı. Sağ olsunlar. O yıl okulda sınıfta kaldım. Orta 3'te sınıfta kaldım. Bir yıl ara verdim. Lise 1'den itibaren kendim kaldım. Amcamın oğlunun evinin altında bir bodrum katımız vardı. Orada tabii 3-5 arkadaşla beraber zamanlarımız oldu. Akrabalarla, okuyan arkadaşlarla zamanlarımız beraber yaşadığımız zamanlar oldu. Yani son 4 yılı yalnız okudum. Yaşının küçük olmasına fakirlik de eklenince hayata tutunmakta zorlanmış İsmail Satır. Ama bu zor şartlara rağmen derslerini ihmal etmemeye özen gösterirmiş. Dediğim gibi küçüklüğümden beri Arapça bir şeyim vardı, aşinalığım vardı. Arapça dersini çok severdim. İngilizce, yabancı dil olarak İngilizce çok severdim. Tabii yeni bir dili öğrenmenin heyecanı vardı. Ama genelde İngilizce dersini boş geçtiği için pek bir şey öğrenemedik İngilizce'den. Arapça dersini çok severdim. Necmettin Çetintaş diye bir hocamız vardı, Urfalı. Allah selamet versin. Bildiğim kadar yaşıyor şu anda. Kendisine burada sevgiyle, saygıyla anıyorum hocamı. Ellerini öpüyorum. Arapça dersini bize sevdirmişti. Okul tatilinde akşamları ayakkabı boyama çıkardık, simit satmaya çıkardım. Lise 1'den itibaren özellikle yaz tatillerimi hep gurbette geçti. İstanbul'da inşaatla çalışarak geçirdik. Bu daha ziyade babamızın yokluğundan değil, sadece babamızın bizimle pek ilgilenmemesinden. Ben 7 yıl okula gittim, babam daha okulun kapısını nereden açtığını bilmezdi yani. Zaten kendisi de ilkokul mezunuydu, ilkokula gitmemiş, askerde öğrenmiş bazı şeyleri. O zaman belki çok görüyordu ama şimdi çok görmüyorum. Çünkü ben de bir baba olarak bazı şeylere yetişemediğimi anlıyorum. Ama bir gün olsun okula geç, bazen şunu istiyorsun ya İsmail Satır, bugün baban geldi, onunla görüştük, senin işte anlattık, iyi olduğunu söyledik veya kötü olduğunu söyledik demelerini hep hocalarından beklerdim. Ben babamın gelmesini beklerdim. Bizim dönemimizde 22-23 ders vardı. Sabahtan akşama da okuyorduk. Her dersin dönem ödevi vardı, yıllık ödevi vardı. Elimizde materyal o kadar yoktu. Yani bazen bir kalemi bir ay, iki ay idare ederdik bitirmemek için. Ünye İmam Hatip Lisesi'nde okurken Milli Gençlik Vakfı ile tanışmış. Milli Gençlik Vakfı ile tanışmam hayatıma yeni güzellikler kattı diyen İsmail Satır, o zamanlar
İki aşamalı ve sınav öncesi tercihin yapıldığı üniversite imtihanında yeterli puan almasına rağmen üniversiteyi kazanamamış. Sadece bizim derdimiz okulu bitirmek. Nasıl olur da sınıfı geçeriz? Ailemize mahcup olmayız, çevremize mahcup olmayız. Ama hedefimde hep bir hukukçu olmak vardı. Hep duyardım işte falan avukat falancı savunmuş, hakkında şöyle karar verilmiş, filancı şöyle savunmuş. Köyde bunları yaşadığım için, köy hayatında, içimde hep bir avukat, dürüst bir avukat olmak. Hatta hep şunu derdim kendi kendime. Ya gelen gariban, parası olmayanları parasız savunacağım. Tabii çocukluk hissiyatı da var içimizde. Üniversitenin birinci imtihanını kazandık, barajı aşarak kazandık. İkinci imtihanda hedefimiz hep hukuk olduğu için hep yüksek okullar, Ankara, İstanbul hukuk. Ya bir tane küçük ilahiyat, mesela ufak şehirden bir ilahiyat yaz. Tabii tercihleri kendimiz yapıyoruz. Yönlendiren kimse yok. Mesela hocamız diyebilirdi ki, bir hocamız, ya İsmail senin kapasiteden bir ilahiyat. Bir ilahiyat yaz diyebilirdi. Veya işte hukuktan işte düşük bir hukuk yaz diyebilirdi. Bir hedefler de hep hukuk olduğu için bütün hukukları yazdık ama maalesef tutturamadık. Bu hengameyle imamlık imtihanını kazandım. Aynı okulu bitirdiğim yıl. Tayinim yapıldı. Tabii memlekette şöyle bir şey vardır. Sorarlar ya ne yaptın? Okulu bitirdin ne oldun? Ne oldun? Tabii biz de diyoruz ki imamlık imtihanını kazandım falan yere tayinim olacak. Ballık diye bir köyümüz vardı bizim. O köye tayinim yapıldı, çıktı. Bekliyorum, yazı bekliyoruz ki resmi yazı göreve başlayalım. Yaşım 17, 18'e yeni gireceğim. Tabii bir yıl sonra bir yazı geldi. Sayın İsmail Satır, yaşınız 18'i doldurmadığından dolayı sizleri resmen devlet memuru atayamıyoruz deyince tabii bütün hayalimiz yıkıldı. Bursa'da yaşayan abisini ziyarete gittiği dönemlerde oradaki camide müezzinlik ve imamlık yaparmış. O caminin yapımında büyük emekleri olan rahmetli Hasan Kuloğlu'nun isteğiyle İsmail Satır orada görev yapmaya başlamış. Orada bir hacı abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Almanya'dan gitme kendisi, Hasan Kuloğlu diye. Abime sormuş ya İsmail ne yapıyor, okulu bitirdi. Demiş imtihanı kazandı ama tayin de böyle şartlardan tayin de yapılamadı. Hemen getir o zaman bunu. Burada görev yapar mı? Tabii seve seve yaparız. Aradılar beni. Abim dedi böyle bir durum var. Hemen o akşam bindim. Ünye'den Bursa'ya. Küçük Balıklı Kur'an Kursu'nda Müftü Bey'in, Osman Gazi Müftülüğü'nün atamasıyla verdiği bir emirle göreve başladım. İlk görev hayatım orada oldu. Sabahlara kadar uyumadım. Boş dualara vaaz ettim. Hazırladım. Allah gani rahmet etsin. Timur Taş hocamızın. O zaman kasetler yasaktı. Yine Allah kanı kanı rahmet etsin, Bursa Ulu Cami'nin karşısında Yeşil Kitap Evi diye bir kitapçı vardı, Sivaslı Hacı abimiz. Ona gittim, derdim anlattım hacım, işte ben yine imamım falan, caminin imamıyım. Ama hiçbir eserim yok. Tecrübem de yok. Allah bin kere razı olsun. Dedi ki evladım, hocam bu kütüphane senin, kitaplık senin. İstediğin kitabı al, paranı aldığı zaman öde. Tabii birkaç kitap verdi bana, tavsiye ettiği kitaplar vardı. Vaaz kitapları, işte ilmihal kitapları. Okul hayatımızda kitap alma şansımız olmadı. Dedim ki Hacı abi, Timur Taş hocamın kasetlerini alma şansın var mı? Gözlerime baktı, gözleri yaşardı. Çekmeceden bana gizli birkaç tane kaset verdi. O kasetleri eve aldım, bir de teyip aldım. O zaman bu yanımda çalıştığım abimle, Mevlüt abimle birlikte, o bir plastik fabrikasında çalışıyor, ben de onun yanında kalıyorum. İki odalı bir yer, bir yatak odası, bir mutfak. Gerektiği zaman o mutfakta kalıyor, gerektiği zaman ben mutfakta kalıyor, değişiyoruz. O teyibe kasete koyardım. Harfiyen Timur Taş hocamı ezberlerdim ve duvara vaaz ederdim. Böyle kendimi yetiştirdim. Büyük yerde görev yapmanın zorlukları olduğu gibi avantajları da var diyen İsmail Satır, ilk cenaze yıkadığı günü hiç unutamamış. Mehmet Kul diye bir hacı abimiz vardı camide. Hala yaşıyor, Allah selamet versin. Bana çok emeği vardır. Hep dinlerdi beni. Kendisi hafızlı gibi tecrübeliydi. Dedim hacı abi ben her şeyi yaparım, yalnızım cenazeye karışmam. Dedi ki hocam evladım olsun, burada camiler çok, hocalar çok. Öyle bir şey olur mu idare ederiz derdi bana. O konuda rahattım. Tabii yine o yıl 90 yıllarında
Bulgaristan'da soydaşlarımız, Türk vatandaşlarını Türkiye'ye sürmeye başlamışlardı zor şartlar altında. Bunların %90'ı Bursa'ya gelmişler. Zaten kökenleri Bursalı, çoğunun akrabaları orada. Bir tane yaşlı amca vardı, eline değnekle geliyor caminin etrafına. Orada böyle Ramazan ayıydı. Dedim ki ya Mehmet amca, bu hacı amca bir gün ölürse ben ne yaparım? Dedi ki hocam sen merak etme kurban, biz hallederik. Erzurumlu kendisi. Tabi aradan bir iki hafta geçmedi, bizim Mehmet amca kapıyı çaldı. Buyur Mehmet amca. Hoca efendi seninki eldi kurban. Kim öldü Mehmet amca? İşte falancı öldü. Ya Mehmet amca ben sana söyledim, ben cenaze ile ilgilenemem. Yapamam, yıkayamam, kabre koyamam. Dedi ki valla macular seni istiyor. Gitmemiz lazım hocam. Gittik tabi, titriye titriye gittim. Örf adetleri değişik, bize göre değil. Bize cenaze helallık verirler. Getirirler cemaatin önüne. İşte o komşularından, akrabalarından, o cemaatten helallık verirler. Ben cenaze için, bu mefta için helallık diyorum, istiyorum. Herkes bana bakıyor. Ben diyorum tabi helal olsun kendi kendime. Bu şekilde cenazeyi neyse kaldırdık. Kabre koyması da bana verdiler. Çocukum 18 yaşında. Kabre cenazeye koydum ve bir hafta sabah namazına gidemedim. Dedim Mehmet amca bana bir hafta izin yazacaksın. Bir yıl boyunca camide görev yapan İsmail Satır, daha sonra bir yıl süreyle de aynı yerde yapılan Kur'an kursunda hocalık yapmış. Rahmetli Hacı abi Hasan Kuloğlu Hacı abimizin koltuğunun altında bir çanta, esnafları gezdiler para toplardık. Kurs binası için. 5 katlı bir yatlı kurs yaptırmıştı oraya. Kursa da eleman ihtiyacı vardı. Hoca ihtiyacı vardı. Erzurumlu Mustafa Taşlı hocamız vardı. Allah selamet versin. Oradan da sık sık görüşürüz. Hala görüşürüz. Ondan da çok şeyler öğrendim. Çok tecrübeler aldım. Hayat tecrübemi çok geliştirdi sağ olsun. Mustafa hocamla birlikte, iki de bayan hocamızla birlikte fahri olarak bir yılda orada görev yaptım. İmam Hatip Lisesi'nde okurken babası İsmail Satır'a okulunu bitir, seni istediğin kızla evlendireceğim dermiş. İsmail Satır da Kur'an kursunda görev yaparken istediği kızı babasına söylemiş ve aynı zamanda halasının kızı olan eşi Emine Hanım'la 1991 yılında evlenmiş. Hani babamın sözü var ya, istediğin kızı alacağım. Halamın kızı Emine Hanım'la birbirimizi severek evlendik, sevdik, nişanlandık, bir yıl nişanlı kaldık. Öncelikle bizim birbirimizi istememiz zaten önemliydi. Biz birbirimizi istedik, kabul ettik, razı olduk, sevdik, severek evlendik. Evlendikten hemen sonra takvimler 1 Eylül 1991 tarihini gösterdiğinde gözümde çok farklı bir yeri olan ama gerçekte beni hayal kırıklığına uğratan dediği Almanya'ya gelmiş İsmail Satır. Almanya gece 10-11 falan gece indim Almanya'ya geldim. Arabayla gelmiştik. Tabii uzun bir yolculuktan, yorucu bir yolculuktan sonra. Sabah kalktığımda Almanya beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Oturduğum binada tuvalet merdivenlerinin altındaydı. Oturduğumuz dairede banyo yok. Büyük leğenler var. 91 Almanya'sından bahsediyorum. Onun için duş yapacaksın. Tuvalet merdivenin altında, merdivenle iniyorsun bir kat. Orada tuvaleti komşuyla yan yana tuvaletlere gideceksin. Tabii Almanya beni o zaman bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Alışamayacağımı düşünürdüm yani Almanya'ya alışamayacağımı. Ve yaklaşık 8-10 yıl çok uğraştım, çok mücadele ettim. Yeri geldi hanımla kavga ettik, yeri geldi eşimiz dostumuzla ters düştük. Ama alışmak için kendime gayret gösterdim. Almanya'ya geldiğinin ilk haftasında işe başlayan İsmail Satır, cuma namazında da imamlık yapmış. Hayal ettiği bir Almanya'yı bulamasa da bu gurbet diyarında hayata tutunmaya çalışmış.
bir fırında, Türk fırında işe başladım. Kasiyer olarak işe başladım. İlk geldiğim cumayı Hesse-Strasse'de Milli Görüş Teşkilatı'nın merkez camisi orasıymış. Sordum tabii kayınbiraderlere falan. Burada en yakın cami neresi? Beni oraya getirdiler. Abim, kayınbirader ve ben. Bir tane Hacı Efendi, Sakalı Hacı Efendi Yasin Şerif okuyor. Minberin önünde. Dedim herhalde hocası bu. Camide dolu tıklım tıklım. Hem Arap cemaati var hem Türk cemaati. Tabi Hoca Efendi bitirdi Yasin'i. Sünnetler kılındı. Cuma'nın sünnetini kıldık. Bir tanesi müezzinlik yaptı. İnnallâhu ve melâyeti kerimesini okudu ki Hoca Efendi hutbeye çıksın. Hoca falan yok. Hutbeye çıkacak kimse. Herkes birbirine bakmaya başladı. Şimdi kayınbirader bir taraftan, abim bir tarafa dürtüyor bana. Sen kalk kıldır. Hutbeye çık. Yanımda hazır hutbem yok. Cemaatin halini bilmiyorsun. Kalkarsan birisi bir şey derse affedersin kalırsın ortada. O mahcubiyet var. Yaklaşık 2-3 dakika zaman geçti. Hutbeye çıkan falan yok. Tabii cemaati yararak geçtim hutbeye. Yine Allah bin kere rahmet eylesin. Timurtaş hocamızdan bir ezber hutbe irad ettik. Namazı kıldırdım, indim. Bana bir Allah'ın kulu sormadı. Sen kimsin? Nereden geldin? İyi kıldırdın veya kötü kıldırdın? Cemaatten sonra olmadı. Ben tabii taassup ettim. Yani Milli Görüş Teşkilatı cemaati bu olmamalı diye eve geldim. Akşam oldu, bir telefon geldi. Hiç unutmam, Mevlüt Özler diye bir arkadaşımız. Kendisi teşkilattaydı o zaman, Konyalı. Hocam biz senden tanışmak istiyoruz. Dedim kardeş, ben bugün cuma namazı kıldırdım. Bir Allah'ın kulu bana sen kimsin ya, in misin, cin misin? Ya iyi ettin veya kötü ettin. İnsan bir tepki gösterir. Ya hocam işte hakkın nerede, şudur falan. Biz seninle görüşmek istiyoruz falan dedi. Neyse görüştük. Yapılan yanlışları anlattık arkadaşlara. Onlar da özür dilediler. İşte o an için yoğun olduklarını, herkesin işe gittiklerini falan. Tabii Avrupa'nın, Almanya'nın bilmediğimiz için durumunu. Hocam bize görev yapar mısın? Vallahi şu an çalışıyorum dedim. Tabii isterim görev yapmayı. Hem camide görev yaptım, hem fırında çalıştım. Cumaları kıldırdım. Hafta sonu çocuk okuttum. Milli Göç Teşkilatı'nda ilk tanışmamız da öyle bu vesileyle oldu Avrupa'da. O gündür bugündür teşkilattayız elhamdülillah. 1991 yılından 93-94 yılına kadar bir fırında kasiyer olarak çalıştım. İşte ticaret hayatım da oradan bize bir başlangıcı oldu. 94 yılında AG'ye girdim. AG fabrikasına. Çamaşır makinesi yapan bölümüne girdi. Kayınbiraderim orada çalışıyordu, Ahmet Türk. Sağ olsun onun yardımıyla, desteğiyle. Tabii çoluk çocuk olunca hayat şartları ağırlaşıyor. Türkiye'de senden beklentiler var. Boş değil. Burada kendi giderim var. Orada aldığımız para yeterli değildi. Sağ olsun kayınbiraderin de yardımıyla, desteğiyle. AG firmasına girdim. 1994-97 yılına kadar 3,5-4 yıl AG'de çalıştım. Fabrikadaki işine devam ederken yaşadığı yerde helal et temininde sıkıntılar yaşandığını gören İsmail Satır, 1997 yılında abisi Mevlüt Satır'la birlikte kasaplık ve market işine başlamışlar. Hamdi Yıldırım diye bir kardeşimiz teşkilattan bir dükkan kiraladığını söyledi. Hocam sen kasap bölümünü yap, ben imbis bölümünü yapalım, beraber başlayalım. Ya dedim ben kasaptan anlamam, ya yaparız falan dedi. Allah selamet versin, yine Urfalı Halit Kahraman amcamız vardı. Dedi hocam ben sana gösteririm, alıştırırım seni. Yardımcı olurum. Olur Halit amca dedim. Eğer sen bana yardımcı olacaksan ben de bu işe başlayayım. Tabii bir hevesle, bir heyecanla firmanın da bize verdiği o ağır şartlar altında kendi işimizi kuralım. Abimin de özellikle isteği vardı. İşte o da bir döner firmasında çalışıyordu, döner satıyordu. Beraber iş yapalım falan. Hep böyle konuşurduk. Kendi işimiz olsun. Hem insanlara işte helal et yedirelim. 3-5 arkadaşımızdan borçla dükkanı toparladık, açtık 97 yılında, 1990 yılında dükkanı açtım. Firmadan çıkışımı aldım kendi isteğimle. 100 metrekare bir bakkalda, bakkal diyelim Türkçesi, yani Türkiye usulü. İşe başladık kesime. Bizim geldiğimiz 91'de bir iki tane Türk bakkalı vardı o zamanlarda. Gerçekten Nürnberg'de de büyük bir boşluk hissettik. Kendi kendimize böyle düşündük, şimdi nasıl bir şey yapabiliriz diye böyle bir şeye karar verdik. İlk önce marketimiz vardı. 10 sene marketçilik yaptık. Orayı ben yönetiyordum, burayı birader yönetiyordu. Tabii markete önce beraber başladık 97 yılında. Bu Halit amcamız sağ olsun beni götürdü, kesime gittik. O kesiyor ama benim kalbim bir yerinden çıkacak. Kuzu kesmeye falan gittik. Geldik, başladık işe. 3 gün sonra etimiz bitti. Halit amcayı aradım. Hanım dedi ki, hocam Halit amcanın evde yok. Dedim ki, ya İsmail sen bu işi Halit amcayla her gün yapamazsın. Halit amca hasta olur, Halit amca izine gider, yaşlı amcamış, şu anda Türkiye'ye döndü zaten.
Çocukları burada. Etçiyi aradım. Dedim ki ben geliyorum, et kesmeye geliyorum. Dilimi döndüğü kadar almayacağımız yeterli değil. Anlatamıyoruz derdimizi. Sen mi geleceksin? Evet ben geleceğim. O zaman bir de vatandaşımız %100 helal etsin diye kurşun vurmadan İstanbul usullerine göre kesmeye çalışıyoruz. Tabii kalktım gittim et kesmeye. 40 kilometre Neustadt'te bir yere gittim. Bütün kapıları kapattık. Adam bana bir tane dana getirdi. Ama dananın burundan çıkan nefesi hisse görüyorsun. Oklava gibi. O kadar böyle şiddetli bir dana. Kasap sahibi bana dedi bir bıçak getirdi. Böyle yapıyor. Bıçak yani jilet gibi. Ben de şimdi hayvanı kaldıracağım. Bu demir giterlerin arasında. Sen dedi bu hayvanı bir vurmaya kesemezsen burada ikimiz de yok bil. Benim heyecan daha fazla arttı. İlk defa yapacağım bu işi. Tabii hayvanı kaldı tuttu boynundan boynuzlarından. Ben tabii bir vurduk bıçağı. Neresi adamın kollarını kesecektik. O durumda hayvanı kestim. Tamam rahatladım tabii. O şekilde başladım kesime. Esnaf olarak çok güler yüzlü, yani sevecen bir insandı. Bir de yaptığı ürünleri helal kesimine özellikle dikkat edilerek gidildiği için özellikle kendisine güvenilir bir insandı. Gittiğimiz zamanlar zaten aradığımız ürünler, o zamanlar tabii büyük marketler yoktu. Şimdi ismini söylememe gerek yok. Küçük bakkallar vardı mahalle aralarında. Kasaplar da etleriyle oysa o zamanlar meşhurdu. Biz de o yüzden İsmail Hoca'yı o şekilde o rastayla tanıdık. Belli bir yıl, 3-5 sene kesimhanede çalıştım. Kendi etlerimi, bizzat kendim kestim. Çok mahkemelik oldum. Kendim kesiyorum diye. Hatta Almanların çoğu benim ismimle kesimhanede, özellikle o yıllar deli dana çıkmıştı Almanya'da. Etlerini rahat satabilmek için Türk müşterilere, Bayer'in çevresinde hiç haberim olmadan resmimi çekmiş kesimhanede bir tane Alman. Benim adımda piyasaya et satmış. Et satıyordu. Bu ele onlara kaldı. Onlarla mahkemelik olduk. Fotoğraflarla. Yani böyle başladık ticaret hayatımıza. 1997 yılında başladım. 10 yıl market işlettik. 1997-2007 yılına kadar. Tabi abimle beraber yaptık bu işi. Özellikle hanımın çok desteği oldu bu zaman zarfında. Çocuklar küçüktü. Çocukları yalnız bırakırdı. Hanım yanıma yardıma gelirdi. Hanıma dükkanı bırakırdım. Kesime giderdim. Yani çok zahmetli bir yaşantının sonunda 2001 yılında Selam'la tanıştım. Selam'ın işte özellikle helal tavuk muamelesini bu bölgede satmak için duymuştum Selam markasını. Hem teşkilatın da olduğunu bildiğim için. Bir vesileyle Selam'a ulaştım. Köln'e gittik Selam'la, Halil abiyle. Mustafa Kocabaş abimiz vardı. O zaman Ebu Bekir Taşçı abimiz vardı. Onların da tavsiyesiyle, yardımıyla Selam'ın bu bölge bayiliğini aldım 2001-2002 yılında. 2001 yılında toplantılar başladık. Selam'ın da bize bu fırsatı vermesiyle Allah onlardan razı olsun. Biz hayatımızda tabii değiştik. İnsan samimi olduğu zaman Cenab-ı Mevla sana bir yerden bir kapılar açıyor. Ben toptan yerinde abim markette 2007 yılına kadar abim markete götürdü. Baktık hem market hem toptan yere gitmiyor, olmuyor. Yürütemiyoruz. 2007'de marketi kapattık. Abim de yanımızda o kasap bölümü, küçük bir kasap bölümü yaptık oraya. Müşterilerimize, vatandaşlarımıza.